Aslında müjdeyi daha önce paylaştık. Yine onu ifade edebilirim. Bakanlığımızın taşla teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarımızda istihdam edilmek üzere 2431 çalışma arkadaşımızı kadromuza katacağız. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, Diğer sağlık personeli ve öğretmen e, e, meslek personelleri bunlar. Bunun dışında destek grupları olarak da yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisiyle Destek personeli olmak üzere 2.431 arkadaşımızı e, aramızda görmek istiyoruz. Başvurular e, 8 Mayıs'a kadar, 8 Mayıs 23:59'a kadar devam edecek. E-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kariyer kapısı e, kamu işe alımı üzerinden giriş yaparak başvurularını yapabilirler. Lütfen e, alımlar sadece KPSS puan üstünlüğüne göre olacak. Lütfen bu saydığım alanlarda KPSS'ye girmiş olan arkadaşlarımız müracaatlarını yapsınlar. Ee, ve inşallah biz de e, onlarla önümüzdeki süreçte çalışma imkanı bulabilelim. Bu arada bir şey algıladım istiyorum. çok özür dilerim sayın bakan KPSS puanı üzerinden sadece evet, evet, dediniz evet. yani şimdi cumhurbaşkanının bir vaadi vardı evet. dedik mülakat biz onu ilk e, gerçekleştirenlerden birisi olacağız. Yani Herhangi demek ki seçimden yapmadım. önce de mülakatın kaldırılması doğrudan sizin bakanlığınızca uygulanmış olacak dememiz zaten evet, evet. E, zaten e, belli şeylerde bu grupların e, bir bir kısmında zaten mülakat yoktu. Yani önceki düzenlemede de de re'sen mülakat olmadan e, alınan destek grupları özellikle meslek personelinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni düzenlemesinde de mesleğin nitelikleri gereği Tirmediği ölçüde KPSS puan üstünlüğüne göre dedi. Bizim meslek gruplarından olan arkadaşlarımız da var. Onların da yine mülakatı bu sefer de tercih etmeden doğrudan KPSS puanıyla alımlarını yapacağız.